Aa, gözlüğümü atabilirim. Hiçbir şey görmüyorum tabii olmadan. Evet. Ay çok zahmet elden oldu. Elden ele. Ay çok teşekkür ederim. Evet. Senin gözlerini görüyor mu? Şey var bende, lens var, akıllı lens. Akıllı lens mi? Evet. Yani sabit mi taktırdın, orada duruyor sabit, mu? Sabit tabii. Bir ara seninle uzaylı diye dalga geçiyordum biliyorsun. Sen yapıyordun. Evet, hiç sen... gözünü kırpmadığın için evet. Şey yapıyordum. Diyorum ki böyle hani şey filmler var ya, Men in Black falan filan. Yani uzaylı, aramızda yaşayan kırpıyorum uzaylılar ama. Falan. Bir programda kaç dakikasını gösterdik, hiç kırpmadı gözünü. Bundan mı korkuyorsun ben? Evet, hiç böyle, çok da güzel gözler böyle. Ondan sonra peki. Şimdi diyorsun ki benimle tatil yapmayı sevmiyorlar çünkü çok erken kalkıyorum. Evet. Ne güzel. Genelde erken uyanan arkadaş seçiyorum tatile gider. Doğru. Tek ölçüm bu mu tatile doğru. Giderken? Evet. Erken uyanacak. Erken uyansın. Ne güzel. Erken kaç yani? 9 mu? 7 mi? Yani. 7, 9. En geç 9. Ha. En geç. Nasıl? Çok fena. Kaçta uyuyorsunuz mesela? Kaçta uyursam uyuyayım? 9 fix mi? Her sabah erken kalkmaya alışkın olduğu için uyanıyorum. İmkanı yok. Uyanamıyorsun değil mi? A-a. Ama benim öyle bir sorunum yok. Ne güzel ya. Uzaylı çok olduğum için. Peki. Diyorsun ki beni üzen çok insana affettim, bıraktım, çakralarımı açtım ve o yüklerden kurtuldum. Kurtuldum. Bu çakra meselesi kadınlar çok konuşuyor. Bu çakra sadece kadınlarda mı var? Çünkü erkeklerin çakradan konuştuğunu ben duymuyorum. Yani kadınlara özel bir organ mıdır çakra? Buyurun efendim. Çakralar kadınlara özel olmamakla birlikte her insanda var olan. Mevcudunda kendi içsel meridyen bölgelerimiz var çünkü. Bunlarda bazı blokajlar olabiliyor. Seda Hanım'da geçmişi affetmesi kendini özgürleştirmesi anlamına geliyor. Biz geçmişte kendimizi en başta affetmeliyiz. Yaşadıklarımızda bize öğretilmiş olumsuz inançlarla geldiysek bu yaşımıza kadar. Bununla birlikte eğer geçmişte ve şimdi de insanları oldukları gibi kabul etmezsek bunlar birer blokaj oluyor ve çakralarımızda tıkanıklık oluşuyor. Bunları meditasyon çalışmalarıyla, zihinsel bazı çalışmalarla açabiliyoruz. Sonrasında çok rahat bir özgür alan oluyor ve bu dünyada yaşam amacımız ortaya da çıkarsa harika bir hayat sizin oluyor. O ağırlıklardan da kurtulmuş oluyoruz. Kesinlikle, evet. Tabii. Bir evet. Yük çünkü omuzlarda. Ne acayip kadın değil mi? Düğmesine çok. Basıyorsun. Değil mi? Çok acayip bir şey. Tabii ne güzel. Sizin bir videonuz var. Çok o şey yaptı. Çok dolaştı. Herkes bayıldı o videoya. Evet. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Ama bir izlersek belki çakralar gibi bu videodan da feyz alıyor. Dur bir dakika. Büyük ekran. Büyük... Dur. Şimdi burada siz sen diyebilir miyim? Gördüm. Lütfen. Gördün değil mi? Yani acayip dolaştı. Nasıl acaba dedim, bu nasıl evet. Bir şey? Ama sen daha şimdi sana senin işine yaramaz. Bu eski sevgiliyi çağırma. Ha, yok anlaşılmaz. Tamam. Hocam izliyor şu anda. Aman, aşkım aman. Seni çok seviyorum. Ay. Ay. Zaten inanılmaz bir enerjiniz var eşinizde. Müthiş bir aşk. Arada. Maşallah. Teşekkür bana. Ederim. Nereden anladın bunu? Belli olmuyor mu benden? Ay senden belli bakışları oluyor. Bakışları ve evet. Enerjisini yansıtması ve eşinizin de size olan müthiş. Çok teşekkür ederim. Ay ne acayip. Sizin peki, de öyle şimdi enerjiniz. 7 saniyede senaryo. Şimdi bu bir yöntem mi? Bunu denediniz ve eski sevgiliniz mi geldi? Hangisi? Şöyle ha. Ben bu konuda yorumlara bakın diyorum. Çünkü yüz binlerce gerçekten olan ve sonuçlanan eski sevgilisi geri gelen kişiler oldu. Bu sosyal bir problem midir? Eski sevgilisi eski sevgiliyi geri getirme meselesi ciddi bir problem. Çok ciddi problem. Ama bir şey olarak kabul edilmiyor dünyada. Mesela şu ülkede şu kadar, yüzde şu kadar eski sevgili gelir. Bu ülkede eski sevgili gelmez. Yani bir yani coğrafi bir problem falan değil. Nerede yani. Çalışıyoruz ama Türkiye'de. Nerede çalışıyorsun? Yani dünyadaki tüm ülkelerle çalışıyorum. Gerçekten arıyorlar. Her yerden. Böyle bir akıl hastası falan değilsin değil mi? Bayağı ciddi bir şeysin yani. Hadi. Bana öyle dediler işte. Kim ben de, dedi? Yani kendim zaten bir ruh hastası olduğunu kabul ediyorum ama. Ya çok eğlenceli kız değil mi ya? Çok gülen. Bir de ben mesela sevgilimden ayrılsam ona giderim.
Çünkü herkes yani sevgilimi çok seviyorum. Belki ten bağımlılığım var. Sadece onunla sevişmek istiyorum ya da sadece onu özlüyorum falan. Eski günler gözümün önüne geliyor falan. Herkes ya bırak o kadını ya sen zaten başkasıyla birlikte falan filan bilmem falan. Zaten onu o başkasıyla görmüşler başka bir adamla falan. Herkes beni ondan en kötü şey sevgilisinden yeni ayrılmış birine sevgilisini evet. kötüleyip evet, evet, evet. Ondan sonra onu bırakma baskısı yapmak daha çok yöneltiyor. Tabii. Evet, hemen diyor ama canım bırak onu zaten yaramazdı. Zaten sana bilmem neydi. Sen neleri hak ediyorsun? Alo. Abla şeklinde. Evet. Evet. Sizi ama bir tek senin sen diyorum özür dilerim. Lütfen. Senin yaptığın şeyle bir umut da olabilir insan için. Evet. Ha? Evet. Ve de bu zor bir şey değil yani bir alet falan da değil mi? Hani bir dijital platformdan bir alet de getirmiyoruz. İşte kendi elinin arasında yapıyorsun teknoloji. Sadece bu elle yapılan bir şey değil. Ama öyle yaptın. Evet orada bir örnekti. Ben de yüzlerce bu çalışmalardan yapma var. Ya. Ve aynı zamanda zihinsel, sosyal ve duygusal olarak bu üçlemi zaten bir araya getirip bir hizalanmayla birlikte asıl evrene gönderdiğimiz bu kadar enerji. Bir anda böyle illüzyona uğruyorsun. Hadi canım filan derken bir anda böyle. Bir anda anlamaya diyorsun ya anlıyorum ve kabul ediyorum evet. Kızın öyle bir karizması var. Tabii, tabii, peki şunu izleyelim görelim. Birbirine böyle sürtüyoruz ve burada harika bir enerjinin oluşumu olana kadar hissediyorsun o sıcaklığı zaten. Dur bir dakika şimdi dur bir dakika. Bu ne? İlkel insanlar ateş mi yapıyorlar? Nedir bu yani? Ne? Böyle. Avuçlarımızın içinde harika bir enerji var. Bunları böyle birbirine sürtüyoruz. Niye avuçlarımızın içinde harika bir enerji olsun canım? Evrende her şey bir enerji. Her şey şu anda bir enerji. Avuçlarımızı sürtüp burada biraz daha sıcak ve daha etkili bir enerji açığa çıkartıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Katılan var mı? Nasıl ya? Bir tek ben mi katılıyorum? Bir tek ben. Bir tek ben. Salağa bak. Bir tek o katıldı. Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu benim karakterimin mottosu. Evet. 7-7-7. Bu da bizim oyunlar. Ayrılıyorum. Stüdyodan İyi geceler. Evet, bundan sonra devam edecekler. Çünkü kadınların bir araya geldiğinde yani buna dönüştüklerini bilmiyordum. Kısa bir reklam arası sonra dönüyorum. Ya seni yerim. Dur. Ah bak bir tane benim. Hocam Serdar Ortaç müthiş bir konserin sonrasında mı öncesinde mi çıktı? Erkede yatıyorum. Yaşamak da istemiyorum. Şarkı söylemek istiyorum. Dünya malı dünyada kalır. Bilmem ne falan müthiş. Fakat burada ilk defa enerjik olduğunu görüyoruz uzun yıllardan beri. Çünkü canını sıkmışlar. Görelim. Serdar 5'te ben bu mahallenin belediye bakanına da dur. Yıllardır kendi halinde şarkı üreten bir insan. Olaylardan uzak. Tabii Türkiye'de yönetim değişti biliyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik ve belediyelere bakanlıklar verildi. Devam. Bilmem ne. Hay Allah. Bu ne? Yapım film çekiyor evimin önünde. Açık büfe koymuş oğlum. Dur. Şimdi burada anlattığı yani ben polisiye olarak adli tıp açısından kendisini takip ediyorum ifadelerini. Burada garip bir şey anlatıyor bak. Burada garip bir şey anlatıyor. Saatlerle ilgili dikkatle dinleyelim. 5'te geldim konserden. Saat kaç? 7. 8:30, 3 saat uyudum. Dur. Saat kaç şu an? Tamamen kayıp. Peki niye kalktın?